Selam dostlar, bugün sizlerle waffle tarifiyle karşınızdayım. Böyle güzel tarifleri görmek için kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın lütfen. Hamurumuzu için karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamı kırıyorum. İki yemek kaşığı dolu dolu şekerimi ilave ediyorum. Yumurta ve şekerimizi mikser yardımıyla köpük köpük krema kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtamızın rengi açıldı, krema kıvamına geldi. Yumurtanın içine bir su bardağı sütümü ekliyorum. Yarım çay bardağından az sıvı yağ ekliyorum. Bir paket. Bunlarla birlikte biraz daha çırpıyorum. Bir buçuk bardak da unum var. Bir buçuk bardak unumu ekleyeceğim. Önce bir bardağını ekliyorum. Biraz karıştırıp kabartma tozunu ilave edeceğim. Kabartma tozumuzun bir paket hepsini koymuyoruz. Bir tatlı kaşığı, silme bir tatlı kaşığı kadar ilave edeceğim. Hepsini koymuyoruz. Unumun kalanını da kontrollü bir şekilde ekliyorum. Eğer çok akışkan olduğunu düşünürseniz birazcık daha un ilave edebilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Dediğim gibi bir buçuk bardaktan biraz daha fazla un isterse biraz daha ilave edebilirsiniz. Waffle makinem ısındı. Waffle makinemin içini ayçiçek yağı ile yağlıyorum. Bir dolu kepçe waffle makinemizin içine döküyorum. Kapağını kapatıp bastırıyorum. Pişme süresi waffle makinelerine göre değişebilir. Benim makinem 2,5-3 dakika süresince pişirdi. Waffle'larımız hazır. Şimdi süslemesine geçebiliriz.
Bu tarif ile benim 4 tane waffle'ım çıktı. Sıcakken waffle'ların üzerine çikolata sürüyorum. Ben muz ve kivi ile süsleyeceğim. Siz sevdiğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Çileğiniz varsa çilek de koyabilirsiniz. Üzerine de çikolata sosumuzu ekledik mi, waffle'ımız servis etmeye hazır. Gördüğünüz gibi waffle'ımız yumuşacık, puf puf oldu. Bu tarifle ertesi güne kadar yumuşak kalıyor. Çocuklarınız için önceden hazırlayıp, bir gece önceden hazırlayıp ertesi gün beslenmelerine de koyabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde, videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın. Videomu beğenip bana destek olmayı unutmayın lütfen.